Önümüze bakmak zorundayız. Daha 8 tane karşılaşma var. Bizim adımıza daha bitmiş hiçbir şey yok. Çünkü ilk 6 için halen daha iddiamız devam ediyor. Bunu en kısa zamanda bu 6 içerisindeki yani avantajlar zaman zaman elde edemedik. Çünkü o fırsatları çok fazlasıyla yakaladık. Ama maalesef elde edemedik. Biraz işimizi zora soktuk. Bu da yani biraz da gerçekçi olmamız gerekiyor ama zoru başaracağımıza da inanıyorum ben. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katıp bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Rakibimiz son haftalarda çıkışta olan bir takım. Ama skor olaraktan hep böyle çok büyük skorlar değil ama yani organize olan bir takım. Bu da almış olduğu skorda net bir şekilde gözüküyor. İşte 1-0'lar, 2-1'ler çok farklı sonuçlarla değil ama organize bir şekilde. Zaafları var, artıları var. Bunları bugün oyuncularımızla analize de tekrar bir daha paylaştık. Bugünkü çalışmamız, yarınki çalışmamız da bu doğrultuda olacak. Ümit ediyorum pazar günü güzel bir sonuçla tekrar buraya dönüp ondan sonra içeride oynayacağımız Eyüp karşılaşmasına güzel bir şekilde hazırlanırız. Sakat oyuncular. Evet, sakat oyuncularla ilgili yani Fofana yaklaşık bir 10 gündür takımdan da ayrıydı. Yani geçtiğimiz hafta siz de biliyorsunuz sakatlığından dolayı yani oynatamadık daha doğrusu. Daha fazla süre veremedik çünkü oynatmış olsaydık belki sezonu kapatacak düzeye gelecekti. Bundan dolayı onu işte maçın son 20-25 dakikasında ancak değerlendirebildik. Ama bugün itibariyle takım idmanlarına katıldı. Ümit ediyorum ki bugün yarın yapacağımız idmanlarda eğer herhangi bir reaksiyon vermezse bize pazar günü mutlaka tekrar katkı sağlayacaktır. Onun haricinde Melih ve Burak bu hafta yoklar. Melih büyük bir ihtimalle önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte olacak. Yani Eyüp karşılaşmasında kadro olacağını düşünüyoruz. Ama Burak için maalesef aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi sezonu kapattı. Hocam 8 maç kaldı. Hepsine taviz ama gerçekçi olacak olursak kaç galibiyet Samsunspor'u playoff'a götürür? Yani kaç galibiyet? Ben yani şu anda bizim puanımız 42 yani 55-56'ların playoff'a kalacağını düşünüyorum. Yani 53-54-55-56 diye hatta o zaman da söylemiştim bundan kaç hafta önce. Çünkü yukarıdaki takımlar yani playoff aday olan takımlar hep kendi bir aralarında oynayacağı için yani alınacak o tabii şu andaki görüntüye göre yani sonuçta 3 hafta sonra belki değişik şeyler söyleyeceğiz. Yani bunu öngörmek aslında bu ligde biraz zor. Çünkü herkes yarış içerisinde olduğu için öngörmek zor. Ama biz bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bandırma son olarak hocam. Bandırma maçından sonra bir karamsarlık havası tekrar geldi kulübe. Bunu yani, karamsarlık değil de hayal kırıklığı diyelim yani karamsarlık değil çünkü sonuçta beklentiler çok yüksekti, hayallerimiz çok fazlaydı yani bu bir gerçek. Çok ümitlenmiştik, çok iyi hazırlanmıştık cami olarak, kulüp olarak, takım olarak. Karşılığında sahada yani bunu görmemiş olsak, tribünlerde bunu görmemiş olsak yani üzücü olurdu ama bunu tribünlerde çok net bir şekilde gördük. Sahada da yani oynanabilecek oyunun en iyisini oynadığımızı düşünüyorum. Yani mutlaka daha iyisi olabilir ama karşımızdaki takımın da boş bir takım olmadığını daha önceden de konuşmuştuk. Eğer bir takım bir karşılaşmada 4-5 tane net pozisyonunuz varsa, 12 taneye yakın pozisyona girmişseniz, 15 tane korner atmışsanız, 18 tane yan top kullanmışsanız yani artık maçı kazanmamak için herhangi bir neden yok. Sadece nedenimiz yani kazanmamak nedenimiz o 3 direğin arasına topu atamamamız oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oh, oh, evet çok iyi. Hadi onu kal. Evet gel şimdi. Baba. Evet olsun anlayamışsın. Hadi hop. Evet hop. Baba. Evet çok iyi. Kal orada. Gel şimdi. Şimdi topa bak. Topa bak. Evet çok iyi. Hadi. Hadi hop. Hop. Evet Aykut çok iyi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Baba aferin. Aferin oğlum. Hadi oğlum. Hadi Aykut. Baba. Evet çok iyi. Gel oraya. Evet. Bak topa. Haydi hop. Evet çok iyi. Hadi hop. Hop. Evet çok iyi. Baba. Bravo. Baba. Bravo. Hadi oğlum. Şimdi. Evet çok iyi. Hadi. Evet çok iyi. Evet hadi. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi oğlum hop. Bravo. Hadi gel öne. Hadi oğlum. Hadi oğlum hop. Evet çok iyi. Gel öne. Hadi oğlum. Devam et. Devam et. Hadi.
Gayet iyi. Bravo. Aferin Osay. Aferin Osay. Aferin. Aferin. Ali, 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 Ali. Hadi, hadi, bravo, bravo.